İç Yaşam 4 3-11-2021 Yavrum, Türkiye çalışmaları mutlak kutsal ve kodlanmış şarttır. Bunları artık anlayınız. Buraya gelişiniz hepimizi mutlandırdı. Çok huzurluyuz çünkü ruhsuz olmadığınızı biliyoruz. Tabuları yıktığınızı ve hakiki tahtesiz ve halik olduğunuzu görüyoruz. Şer yaratmayacağınıza eminiz. Kayıt dışı bilgi vermediğinizi de biliyoruz. Muradımız şudur ki dünya insanı kendi lokomotif kelamı olsun ve kendi kalemi olsun. Burada bütüne hizmettir yaptığımız. Torbamız bütünün torbasıdır. Tahtitlerimiz hakikatin tekliğindeki Kali Siha denilen hakiki tekliğin kodlanışı için yağmur olan şavktır. Ben dünyanın ruhuyum. Budur dünya insanından beklediğimiz. Ben rüya boyutlarını aştım. Ben ruhum demesi. Bunu diyebilir mi? Der. Çünkü insan kelama hak olup vardı. Çünkü ıslah oldu. Hakkın kapısını buldu, yaşamı hak etti. O çorbasını yaptı. O çorba ilim çorbasıdır. Bugüne kadar dünya kendi tohumlarıyla kodlanacak diye bekleniyordu. Artık dünya kendi tohumlarıyla kodlanışa geçti. Dünya siyah renktedir. Sistem, nizam ve düzenin kültüdür. Siyaha boyanan dünyanın sistem, nizam ve düzen kültü olması tüm zamanları kayıtlayarak kervan olmasına ve kodları, kayıtları dinleyebilmesine, hak olup varmasına bağlıydı. Bütün bunlar oldu. Har yükseldi ve şavk yoğunlaştı. Hatalar bağışlandı. Mahzun bir Türkiye çalışması diyorduk ya bu çalışmaya. Bu çalışma muktedir, hakiki ve halik olanların ilmidir. Bu çalışma hastalıkların ilminden öte bir ilimdir. İyi biliniz ki haksız olarak yaptıklarınız, haksız olarak kodladıklarınız sizin nevhi kapınıza kelam olacak ve olmaktadır. Eğer siz planette kelamı kodlayacak kült üreyen türev kodlanışları kayıtlayacak güçteyseniz sizin yarınları hak edip dinlemeniz gerekir. Eğer yarınları dinleyecek kültünüz, kürzi ziya kaydınız yoksa bir suyu olabilmeniz mutlaka hakka hak olup varmanızdan mümkündür. Şüphe duyarsanız ilimden seviyeniz yükseltilecektir. Ama şüphe değil de inkar ediyorsanız o ilmi aklın kapısını bulamamışsınızdır. Hakkın kapısını hak edip dinleyemiyorsunuz demektir. Bunları artık anlayın, öğrenin. Biz bu planette bu çalışmayı yaparken size kelam ettik ve dedik ki geçin dinleyin. Neden dinleyin dedik? Çünkü tabuları yıkmanız gerekliydi. Aklın sırrı olan düreni dürümleyerek kodlamanız gerekliydi. Yaşama varmanız ve Rahman olarak Rahmi kalemde kervan olmanız gerekliydi. Ve bunları başarabileceğinize emin olduğumuz için sizi bu çağrıyla buraya davet ettik ve geldiniz. Ne yazık ki dar boğazdan geçmeniz gerektiğinde o dar boğazı aşacak gücünüz, kodlanacak tohumunuz ve muktediriyeti kayda alacaktır diye dinlediğimiz o tarık kaydınız yoktu. Şimdi zeytinler toplanıyor. Bu kesin. Hepimiz bir tek kelamız ve zeytiniz. Bunları anlayın. Peki zeytin olmak, hakkın kalemi olmak, hak sır olan dürende türev olmak bu muydu? Kesinlikle. Şikayet etmiyorum ama maya tuttuktan itibaren marka bir çalışmanın direkt olarak devrede olduğunu artık bilmeniz şarttı. Bugün dünya insanı bunu henüz öğrenmedi, anlamadı, hakkın kalemini bulup hakikati dinlemedi ve terk etti İsra kapılarını. Terk etti o kapıları ama göreviniz şudur. Barış. Hepinizin görevi barıştır. Bunu artık anlayın.
Çoğunuz kral olduğunuzu zannettiniz. Sandınız ki birer kralsınız ve teknik olarak kelamı hak olup tohumlayan İsra'sınız. Ve dedik ki biz hiçbir şeyi bilmiyoruz. Hadi buyurun siz hak edin, hak olun ve yapın. Nerede ilim varsa sistem oradadır dedik. Ve baktık ki birisi geçmiş ve diyor ki sizi artık kodlayamam, tohumlayamam, sizi kaynaktan çıkaracağım. Oh ne ala dedik, buyur çıkar. Neden çıkaracağını da dinlemeden kendi Lucifer kapılarını kodladı ve buraya indi. Doğan kürttür, yoldur diye düşündüler. Baktık ki o yaşam onların lekeleriydi. Çünkü kalemleri kervanda yoktu. Kısır kayıtlarla mutlak olacaklarını sandılar.